Hiçbir şimdi milletimiz şahısları da piyasayı da tiyatroyu da dünyayı da değiştirmeye karar vermiştir. Onun için milletimiz her ülken refah bayrağı altında toplanmıştır. Muhterem Yozgatlı kardeşlerim, bugüne nasıl geldik? Niye böyle? Bu batı taklitçileri nasıl iflas ettiler? Neden iflas ettiler? Bunu uzun uzun konuşmaya lüzum var. Bak, iki tane rakam vereyim yeter. Hiç uzun konuşmaya lüzum yok. Nüfusumuz ne kadar? 60 milyon. Çalışacak insan gücümüzle kadar 22 milyon. Bu 22 milyon iş sahibi. Güzel kazanıyor. İnsan da yaşayabiliyor. Ne güzel. İşe Yozgat'ın yarısı işsiz. Bu çalışan insanlar maalesef burada sadece eziliyor. Türkiye'nin her yerinde böyle. Bak, 22 milyon çalışacak iş gücünün tam 11 milyonu işsiz. 11 milyon 5 milyonu kavramına geçiriyor. 6 milyonları da köyde oturuyor. Amerika'da köydeki tarım ürünü nüfusun %2'siyle yapıyor. Almanya'da %4'ü, bizde %50 köyde oturuyor. Nüfusun %10'uyla öğretimi yapsak, köydeki 6 milyon insan fabrikalara gelir. Boş oturmaz. 11 milyon işsiz. Ama kimseyi işsiz bırakmazsın. Bak, bu muharek Ramazan'dayız. Evladıyla sofraya oturuyor. Çocuğuna yiyecek getiremiyor. Bayram geliyor, ayakkabı alamayacak, esnaf alamayacak, iş istiyor, iş bulamıyor. 11 milyon aile gözyaşı döküyor. Böyle taklitçiler, siz 50 sene evvel ne dedin? Dininizi bırakın, bizim arkamıza düşün. Biz sizi zengin edeceğiz, size dünya vereceğiz dediniz. 50 sene geçti, bir de bakıyoruz ki ne dünyamız kaldı, ne ahiretimiz. Sizi zalimler, sizi. Bu 11 milyon işsiz, sizin taklitçiliğinizin, sizin dışa bağımlılığınızın, sizin faizciliğinizin mahsulü. Bu gözyaşları sizin yüzünüzden dökülür. Peki, çalışan 11 milyon karnı doyuyor. Ne gezer? İşçi, köylü, memur, esnaf. 11 milyonun da yarısı. 5,5 milyon aile asgari ücretle yaşama mücadelesi verir. Asgari ücret ne demek? Ayda 2,5 milyon bürür. Ondan da 1 milyon vergi kesiyor bu zalimler. Eline geçiyor sadece 1,5 milyon. Bunların 1,5 milyonun 5 paralık kıymeti yok. Şimdi 1,5 milyon lira aylık bir parayla 3 çocuklu bir aile nasıl geçin? Çocuğuna zeytin yediremez, çünkü zeytinin kilosu 90 bin. Kuru fasulye yediremez, fasulyenin kilosu 30 bin. Ne yapacak? Yarım simit verecek. Yarım simit, yarım bardak çay ve böylece yaşama mücadelesi verecek. Ki 5,5 milyon asgari ücret alan aile. Peki ya bakur emeklisi, ya işçi emeklisi, ya memur emeklisi. Bunların çoğuna ayda hala 700 bin lira veriyor bu zalimler. 700 bin lira 40 sene memlekete hizmet etmiş, emekli olmuş. O 700 bin lirayı da almak için banka kuyruğunda bekliyor ve de ölüyor. İşte bu zalimlerin insana verdiği kıymet bu. Ne diyor? Benim yaptığım iş vergiyi toplayıp gavurlara götürüp faiz olarak ödemektir. Doğru söylüyor. Bunlar bir işgal komiseri. Dış güçlerin taşerim. Vazifeleri bize ezmek, onlara götürüp vermek. Onun için bizi ezdiler. Muhterem kardeşlerim, Yozgatlı kardeşlerim, bakınız, sözü uzatmadan şu gerçeği de söyleyip meseleyi açıkça ortaya koymak istiyorum. Bu taklitçiler 50 yıldan beri borç, borç, borç. Gittiler dışarıdan hep borç al.
şu andaki borçları ne kadar? 70 milyar dolar dış borç. Bu şahsının borcu değil. Senin adına alıyor bu borcu, sana ödetecek. 70 milyar dolar. Ne demek bu borç? Bir dakika bir hesap yapalım. Şimdi ödeyebilse bu millet bu borcu, dolar başına 18 bin liradan ödeyecek. Ödeyemiyor. Daha kapı yok, aç bir yer. Peki bir sene sonra sırtında bu borç dursa da, gelecek sene ödese, dolar başına en aşağı 36 bin lira ödeyecek. Gene ödeyemeyecek. Ama bu borç bir sene sırtında durduğu için, dolar başına 18 bin lira ilave yük biliyor. Fırçak ciğerimizin köşesine daha da saplanıyor. 70 milyar dolarda dolar başına 18 bin lira senelik ilave yük ne yapar? 1 katrilyon 300 trilyon. Katrilyon da ne demek değil? Tren düşün, tren. Vagonlar arka arkaya, buna kadar teker varsa o kadar sıfır verecek. Katrilyon yazmak istesen doluyor mu? 15 tane sıfır var. 1000 kere milyon kere milyon. Ne bu? Aha bu da kişiden sırtımıza koyduğu borç yükü. Şunlar haline bakın. Şu zalimlerin haline bakın. Peki bu kadar mı? Hayır. Bütçesinin açığı ne kadar? 400 milyon. Peki bu borçların faizi ne kadar? 500 milyon. Kitlerin açığı ne kadar? 250 trilyon. Tarım birliklerinin açığına kadar 100 trilyon. Emekli sandıkların açığına kadar 100 trilyon, trilyon, trilyon. Bunlar açıktan başka şey yok. Sizi taklitçiler, sizi. İşte bak 50 sene sonra bir yıl ayakta durmak için 2 katrilyona ihtiyacınız var. Nereden bulacakmış bunu? Asgari ücret alan yavrunun elinden yarım simidi de alacak, gavura götürüp verecek. Şu kafaya bak. Bittiniz. Bittiniz. Bire taklitçiler. Baktınız. Bu ülkeye ne diyoruz ki? Hiç iyiyse şu 27 Mart'a kadar ayakta dursunlar da ülkeye bir büyük felaket gelmez. Ondan sonra zaten bir gün ayakta duracak halleri yok. Muhterem Yozgatlı kardeşlerim, Erbakan hocam, bunları güzel güzel söylüyorsun. Aha bak Refah Partisi iktidara geliyor. Peki, siz bu borçları nasıl ödeyeceksiniz? Siz, işsiz Yozgatlı kardeşimize nasıl iş vereceksiniz? Ki, biz mi? Biz gelince iş değişir. Nasıl mı değişir? Şu baltonu bir çıkartayım da göstereyim. Muhterem Yozgatlı kardeşler. Bak bunlar seni nasıl ediyor. Şimdi buradan gideceksin. Akşam iftar için ekmek al. Ekmek yok zaten kaçar. $2,500. Evet. Bak bu zalimler. Sen fırına girip $2,500 verdiğin zaman sana o $2,500 içerisinde 800 lira faiz ödetiyor. 800 lira da vergi ödet. Çünkü bunlar faizci. Ülkede her şey faizle anlık veriliyor, faizle masrafa yazılıyor, fiyatların içine giriyor, ekmek alan fakir fukarayı ödetiliyor. Her şey faiz olmuş. Şu ceketin üçte biri faiz, bu ayakkabının üçte biri faiz, faiz, faiz. Seni bu faizle eziyor değil. Vergi kârdan ödeniyor. Kârda satılan maldan yapılıyor. Yani fakir fukaraya ödetiliyor. Fakir fukara bu haksız vergi kanunlarıyla da eziliyor. İki, bundan başka biz burada konuşurken bu taktikçilerin darphanesi harıl harıl çalışıyor. Ve de meşhur sözümüzü bilirsiniz. Bu taktikçilerin para basma makinalarının takır takır sesi